18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi, insanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü bir değişimi de beraberinde getirmiş, nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme süreçlerinin yarattığı yoğunlaşmış çevre kirliliği günümüze gelindiğinde ne yazık ki artık küresel ölçekte bir çevresel krize dönüşmüştür. Ülkemizde özellikle son dönemde yürütülen kamu yararından uzak çevre politikaları sonucu doğal alanlar, korunan alanlar, meralar, ormanlarımız, tarımsal alanlar, sulak alanlar ve sit alanlarımız tahrip edilmekte, şirketlerin kullanımına adeta hazır hale getirilmektedir. Çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle adeta açık bir pazar haline getirilmek istenmektedir. Kutlayamadığımız ancak mücadele günü olarak kabul ettiğimiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, su stresi yaşayan ülkelerden biri olarak kuraklık ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Türkiye'nin su kıtlığına çare bulmak için iklim krizinin etkilerini azaltmak gerektiğini unutmamalı, petrol ve kömürden vazgeçmeliyiz. Enerji ihtiyacını tasarruf ve verimlilikle azaltarak kalan talebi yenilenebilir enerjiden karşılamak dışında bir çözüm şu anda dünyadaki ekosistem için sürdürülebilir değildir. Kentlerde suyu tutacak alanların çoğaltılması, yağmur suyunun binalardan doğrudan kullanımının sağlanması ve yeni binaların buna uygun yapılması, kentsel dönüşümde betona yeni beton mantığından vazgeçip dönüşüm alanlarında yeşil alanların oluşturulması en önemli hedefler olmalıdır. Ülkemizin enerji politikalarının belirlenmesinde dışa bağımlı olan ve çevreyi kirleten enerji kaynakları ve teknolojileri değil, ulusal kaynaklarımıza dönük yatırımlar ve çevresel etkileri yok denecek kadar az olan enerji kaynakları ön plana çıkartılmalıdır. Avrupa Birliği 11 Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği yükümlülüğü açısından çok önemli ve radikal bir adım atarak iklim değişikliği konusunda küresel anlamda Avrupa Yeşil Düzeni Planı ile 2050 yılına kadar karbon nötr olmak için yol haritasını kamuoyuyla paylaşmış olmasına rağmen ülkemiz henüz Paris Anlaşması'nı parlamentoda onaylamamıştır. Tüm çevre dostlarının, doğa ile barışık yaşamı benimseyenlerin taleplerine, halkın yükselen çığlıklarının mutlaka dikkate alınması konusunda ülkeyi yöneten iradeyi bir kez daha ısrarla uyarıyor, küresel ölçekte yapılması öngörülen çalışmalara katılmaya, katkı sunmaya, destek vermeye ve bu çalışmalara paralel olarak ülkemizin gereksinimi olan akılcı ve sağlıklı planlamaları acilen yapmaya çağırıyoruz. Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye'de her sene plastik atık ithalatı katlanarak devam etmekte olup deniz ve çevre gibi canlı ve insan sağlığına yönelik tehditlere karşı atık ithalatı acilen yasaklanmalıdır. İktidar sahipleri var olan kirli teknolojileri süreç içerisinde hızla azaltıp sağlıklı bir çevrede yaşanabilmesi için üzerine düşen anayasal sorumlulukları yerine getirmelidir.